ilimizin hem doğa harikası, hem yörede yaşayan insanlar için kutsal sayılan, ilimizin de en yüksekte yer alan, bir buzul gölü olan bu yer gölüne bir yol projesinin olduğundan bahsediyordum. Tabii biz daha önceden de aslında bu yol projesinden haberdarız zaten. Yol projesi bildiği üzere bundan birkaç yıl önce Yalmanlardan başlamak üzere o istikamete doğru işte giden bir yol projesi vardı. Şimdi bu projenin, bu yol projesinin bu yer gölüne kadar varılması hedeflendiği hakkında konusunda bilgi edindik. Tabii şimdi yani şöyle bir şey, son yıllarda artık gerçekten ulaşılması en güç noktalara bile iş makineleri koyarak yollar açıyorlar. İşte bunları yaylacılar talep ediyorlar. İşte orada hayvancılık yapan sürü sahipleri, şafaklar falan talep ediyorlar deniyor. Ama tabii ki yani belki iyi niyetle yapılmış olsa bile diyelim, ama doğanın harikalarına yani böyle keyfi bir şekilde, yani kimlerden yasal izinler aldılar, buraların yol projeleri var mı yok mu, yani doğanın en güzel tabiat parçalarına iş makinalarıyla girmek ne kadar doğru, ve bu da tabii ayrı bir soru işareti. Ve yani şunu belirtelim, bu yer gölü ya da diğer yaylalarımız hepsi yani korunması gereken aslında alanlar. Doğrudur, orada hayvancılık yapılıyor, ama unutmamak lazım ki oralar aynı zamanda birer tabiat harikası, birer doğa harikası ve korunması gereken, mutlaka korunması gereken yerler arasında yer alıyor. Ki kaldı ki bu yer gölü ve çevresi gidenler hepsi bilir. Her yıl kutsal amaçla ziyaret edilen bir yer olduğu gibi doğa gezginleri de oraya trekkingler yapıyorlar. Yani şu an için çok tehlikeli olmamakla beraber trekkingli geziler de yapılıyor. Ama oraya yolun yapılması, oranın belli bir zaman sonra inanın tamamen ayaklar altında ezilmesi, işte belki Ayder Yaylası örneğinde olduğu gibi oranın zamanla işte turizm açısından çok farklı bir cazibe merkez haline gelmesi, belki yapılaşması, yani bu kabul edilecek bir olay değil. Yani oraya yani bırakalım yapılaşmayı, oraya yolun bile yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Bu yolu kim yapıyor onu da şu an için kestiremiyoruz. Yaylacıların talepleriyle yapıldığı söyleniyor. İşte kimileri oradaki yerli işte kişilerin finansman sağladığını, kimileri de işte devlet vasıtasıyla yapıldığını söylüyor. Yani bu iki bakış açısıyla bakabiliriz. Birincisi, doğa harikası bir yere bu şekilde müdahale edilmesi kabul edilemez. Bu yer gölü kesinlikle tabiat alanı ilan edilmeli. Yani o kadar güzellikte ve o kadar büyük bir öneme sahip olan bir yer. İkinci bir şey daha var. Bu maden, bu yollar acaba niçin yapılıyor? Gerçekten çok masumane bir taleple yaylacılar için mi yapılıyor? Yoksa bunun arkasında başka bir niyet mi var? Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz Dersim coğrafyası ne yazık ki maden istilası altında. Madencilerin resmen hepsine parsellenmiş olduğu bir bölge haline gelmiş madenciler için. Ve birçok bölgede de madencilik faaliyetleri işte başlatılmış ya da başlatılmak isteniyor. Bu yolların da madencilik faaliyetleri için, madencilik projeleri için bir ön aşama olduğunu da düşünüyorum öbür yandan. Yani bu nedenle biz yaylalarımıza doğru uzanan, dağlarımıza doğru uzanan bu yollar, yol projelerinin mutlaka durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda belki yaylacılar da bir talep olabilir, ama şunu söyleyelim, yani yaylarının kurulduğu her yere, yani her yere uçsuz bucaksız uzak mesafelere bile yol düşünmemek gerekiyor. Yani bunun artık geleneksel olduğunu da, bunun artık atadan kalan bir şekilde yürütülmesi gerektiğini bilmeleri lazım. Bu tabiat parçalarının, bu doğa güzelliklerinin, Muzur Dağları, şu anda yaylacılar var diye yollar yapılıyor. İşte Hasan Gazi bölgesi, Pülümür Dağları, aynı şekilde şimdi de bu yer gölüne doğru yapılan bir yol projesi var. Ben burada Doğa Koruma ve Milli Parkları'nı görmeye çağırmak istiyorum. Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkları, çünkü aynı zamanda da buranın sorumluluk alanı içerisinde giriyor. Yani bu yol projesi yasal bir yol projesi midir? Bu yol projesi hakkında bir bilgi sahipleri midir? Bu yol projesini kim yapıyor, neden yapıyor? Doğanın her alanına iş makineleriyle keyfi bir şekilde girilmesi de suçtur. Aynı zamanda ben savcıları da görmeye çağırıyorum. Yani bu yol projesini incelemeleri lazım. Bu yol projesi hukuka aykırı bir şekilde yapılıyorsa, izinsiz yapılıyorsa da bu yolu yapanlar hakkında da yasal işlemlerin başlatılması gerekiyor. Yani aynı zamanda ben buradan bütün doğa severler, yani o doğayı gezip, o doğayı fotoğraflayan, o doğa bizim ruhumuzdur, canımızdır diye, biz orada hava, biz orada nefes alıyoruz, can alıyoruz diyen doğa severler de çağrımız var. Lütfen ama lütfen herkes, doğa severler bu konulara duyarsız kalmasınlar, bu projeye karşı dursunlar. Kamuoyunu davet ediyoruz. Onun dışında bütün yani duyarlı herkesi bu yol projelerinin mutlaka karşısında durmaya davet ediyoruz.